Ben şey yaptım, bir kere bir çay söyleyeceğim. Gel. Sen bu arada konuştuk be ya. Evet abi, seni tanıyalım önce, sonra sorunu... Osman Torunoğlu. Evet. Liseler Mahallesi esnaflarından. Esnaf arkadaşlarımız burada. Kenan Bey, Gürcüoğlu, Yunus Bey, İlker Bey. Biz burada sadece bu mahallenin sözcülüğünü yapmak amacıyla buradayız. Genelde en azından bütün Liseler Mahallesi olarak, Kaledere Mahallesi olarak biz elektrik kesintisinden dolayı, hele hele kış ayında böyle bir elektrik kesintisi bizleri ve halkımızı çok mağdur etme durumunda. Bizim yetkililerden beklentimiz, amacımız bu kesintilerin kış ayı değil de bunu daha böyle ılık havalarda en azından milletin üşümeyeceği, çünkü insanlarımızın evlerinde hastaları var, çocukları var, doğalgaz yakıyorlar, ısınma problemi var. Bunu düşündüğümüzde çok büyük bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Ha, burada yetkililerden bizim esas beklentimiz, şimdi bazı şeyleri gittik GEDAŞ'tan öğrendik. Yeni yapılan camiden dolayı kaynaklanan bir takım arızalar oluşuyor. Ha, cami hepimizin camisi ama burada eğer bu mahalle mağdur oluyorsa elektrik konusunda, bu caminin de bu kadar bir aciliyeti yok. Yapılsın, hepimizin camisidir. Ama bizim burada 2-3 mahalle söylenen, ki bugünkü söylenen 6 mahalle. Bu 6 mahallenin toplam hesabını yaptığın zaman 7000-8000 kişiye tekabül eder. 7000-8000 kişiyi bizim hiçbir kurumun mağdur etmek gibi şansı yoktur. Böyle bir lüksü de yoktur. Burada amacımız halkımızın ne kadar az mağdur edilecekse o şekilde hareket etmek. Çok sık mı elektrik kesiliyor? Nasıl çok yani? Çok sık kesiliyor elektrik. Bu da bunun üstüne camiden dolayı kaynaklanan, kazıdan dolayı kaynaklanan bir takım arızalar var. Bu da yaklaşık günlük kesildiği zaman 6 saat, 7 saat. Yani böyle bir 6 saat, 7 saat kış ayında elektrik kesintisi normal karşılanacak bir şey değil. Onun için yani burada milleti mağdur etmeden yapılacak işi, ki saygı duyarız, yapılsın, ama mağduriyet de giderilmesi lazım. Ha, yapılsın, ne zaman yapılsın? Eğer buradan kaynaklanan bir mağduriyet oluşuyor ise bunu daha ılık havalarda, bu mağduriyet oluşmadan yapılmasının taraftarıyız. Şimdi bir sürü esnaf arkadaşlarımız, bakıyorum Gürcüoğlu bugün hamurunu döktü. Veya bir başkası kepenk kaldıramadı. Bu halka bildiriyor. Yani en azından elektrik kesintisi yapacağın zaman bunu bir anons edersen, burada insanlar da biraz önlemini alır. Ama esas amacımız bu elektrik kesintilerinden artık canımıza taktirdi. Yani bunun, bu problemin esas kaynağını bulup, trafoda mı problem var, yoksa altyapıda mı bir problem var, bu problemin giderilmesi ve bizim mağduriyetimizin de çözülmesi noktasında yetkililerden beklentimiz var. Ya bugün TEDAŞ'a gittiniz, size orada ne? Gittik, işin kaynağını öğrendik. Kaynağı söylenilen, yeni yapılan camiden, kazıdan dolayı, ana alt, toprak altından geçtiğinden dolayı bir mağduriyet oluştu orada. Nasıl oluştu? Kazı yapıldı, uçma oldu. Uçma olduğu zaman bu sefer elektrik kabloları meydana çıktı. Bu aynı zamanda bir de tehlikeyi arz ediyor. Sonuç olarak elektrik, Allah göstermesin, orada bir elektrik kaçağı olsa bunun cevabını hiçbir kurum veremez. Yani burada yetkililerin biraz daha olaya ciddi bakması, yetkililerin biraz daha halkın mağduriyetini giderme babında bakması, bizim beklentimiz bu. Hele hele kış ayında 6 saat elektriğin kesilmesi yani normal bir şey değil. Sabah yediden yani. Akşam evet yediden abi, sen fırıncılık kadar yapıyorsun. Sen neler yaşadın elektrik kesince? Yaklaşık bu 32. yılımız burada. Çok uzun sürelerden beri bu elektrik kesintisi bu mahallemizde yaşanıyor. Biz bu işi
Sayın bir önceki müdürümüz Kenan Bey ile beraber, Kenan Büfe'nin sahibi Kenan Bey ile beraber gittik, arz ettik kendilerine. Yaklaşık 1,5 yıl önce bize bu konuda trafada arıza olduğunu, yardımcı oldu, o arıza giderildi. Bir yıldır böyle bir sorunumuz kalmamıştı. Biz ekmek üretiyoruz. Ekmekte maalesef biz her zaman hamur olayında zamanla yarışıyoruz. Dolayısıyla 4 aydan beri elektrik kesintisi bir gün olmuyorsa ikinci gün mutlaka yaşanıyor, üçüncü gün yaşanıyor. Jeneratörümüz vardı, artık bu kesintiler karşısında jeneratör de dayanmaz oldu. Geçen hafta da gittim, bir başka iş yerinde yoğurdum, taşıma sistemine değirmen çalıştırmaya çalışıyorum. Bugün keza aynı şekilde. Canımız tamamen yandı, YEDAŞ'a müracaat ettik, YEDAŞ'tan işin kaynağını öğrendik. Biz hiçbir şeye karşı değiliz, her şey yapılmalı tabii ki. Burada yeni yapılan Gogina Park'ın orada olan camiden bu kesintilerin 4 aydan beri devam ettiğini öğrendik. Burada Sayın Osman Torunoğlu'nun belirttiği gibi yetkililerden kış ayında bu inşaatın biz caminin değil, kış ayında sadece durdurulmasını, çünkü yaz ayında, kışın biliyorsunuz caddemiz üzerinde, arka caddelerde doğal gaz olduğu için evlerimizde hasta, çocuk, aynı şekilde yüksek katlı binalarda asansör, her türlü sistem elektrikle çalışıyor. O kadar çok mağdur oluyoruz ki bu işler yaz ayında planlanabilir, yaz ayında daha güzel bir şekilde yapılabilir. Biz sadece buradan sesimizin duyulmasıyla kalmasını istemiyoruz. Yetkililerden bu konuyla ilgili çözüm istiyoruz. Arada YEDAŞ'taki sorumluların, şeflerin ve müdürlerin ezilmesini de istemiyoruz. Siyasilere sesleniyoruz. Baskı oluşturmayın lütfen. Sistem nasıl yürüyorsa öyle olmalı. Hangi inşaat hangi ayda daha güzel yapılıyorsa mağdur esnaf olmadan o aylarda yapılmaya özen gösterilmeli. Burada kaç esnaf var toplamda yani bu şekilde? Bu cadde üzerinde. Aynen. Siz hesabını yapın. Siz daha iyi bilirsiniz. Tahmini rakam mı? Yaklaşık 100 esnaf. Esnaf olarak da olaya bakmıyorum. Bakın dikkat edin. Burada esnaf olarak... Meskenler de var yukarıda. Biz burada esnaf olarak değil, bireysel olarak da değil. Olaya bizim bakış açımız burada. Gene. Mehmet kapat. Konutlar var, iş yerleri var. Yani toplu olarak bakmak. Yani burada sadece Gürcüoğlu mağdur olmuş veya ben mağdur olmuşum. Veyahut da Kenan Bey mağdur olmuştan ziyade bizim mahalleler olarak, yani toplum olarak burada 5000 kişi, 6000 kişinin bir mağduriyeti söz konusu. Yani biz değiliz, bireysel bakmayalım olaya. Ona göre bir önlem alınsın. Burada dediğimiz gibi, yani işin kaynağında, tamam şu anda cami gibi görünüyor ama biz bunu genelde yaşıyoruz. Ha bu, o zaman burada bir şey var, problem var. Nerede bu problem? Susuzluk. Ya hayır, usulsüzlük falan değil. Trafodan kaynaklanan bir problem. Ki biz 2 sene önce altyapısı yapıldı buranın. Ve söylenilen şu, altyapıyı yapıldıktan sonra daha böyle bir problemin olmayacağı. Fakat tam aksine altyapı geçtikten sonra bizim mağduriyetimiz biraz daha fazla arttı. Ne Allah'ın hikmetiyse. Yani yapılan altyapıdan bizim veya mahallelerin rahatlama gibi bir şey olmadı. Şimdi kış ayında bakıyorsun 6 saat, 7 saat, 8 saat elektrik kesintisi var. Kim mağdur oluyor burada? Bir ben mağdur olmuyorum. Abi bireysel değil. Yani burada bütün mahalleler mağduriyeti var. Hastası olan var, okuyanı var, çocuğu var, şeyi var. Yani işin bizim beklentimiz kaynağı neyse kaynağından çözülmesi. Bizim yetkililerden istediğimiz bu.